Birazdan dinleyeceğiniz hikaye, ineklerin yeryüzünde yaban öküzü olarak dolaştığı çağlarda gerçekleşebilirdi. Eski çağların yaban öküzlerinin günümüzden çok uzun bir zaman önce evcilleştirildiği biliniyor. Melezleme yöntemiyle yetiştirilen yaban öküzü, et stoğu olmasının yanı sıra süt deposu, deri kaynağı ve tarım aracı olarak bildiğimiz ineğe dönüştü. Böylelikle bizi birleştiren o şahane öykü başladı. İnekler doğamızın ve tarihimizin çok önemli bir parçası olmalarına karşın onlara yeterince dikkat etmeyiz. Hatta onlara lekeleriz. O kocaman yumuşak gözlerinin ardında zekaları büyük ölçüde hafife alınan hassas canlılar olduklarını unuturuz. İşte bu yanılgıyı düzeltmek üzere size 3 hikaye anlatacağız. İlki Venuaz Milli Parkı'nın göbeğinde yaşayan Gazel adlı tarantez ineğinin öyküsü. Güçlü karakteriyle bu inek sürünün lideri olmak istiyor. Başarılı olursa sürüye göz kulak olmak gibi ağır bir sorumluluğun yanı sıra yüksek dağ çayırlarının el değmemiş dünyasıyla da yüzleşecek. Ardından Nugaro ile tanışacağız. Morvan yaylalarında doğan bir şarole yavrusu. Annesinin ölümünden sonra günleri sayılı yaşayan Nugaro birkaç hafta boyunca hayatta kalma mücadelesi verecek. Son olarak bugüne kadar yaşadığı adadan ilk defa ayrıldığında tam anlamıyla unutulmaz bir deneyim yaşayan Bretonya ineği Stern'le tanışmak üzere Arz Adası'na gideceğiz. Stern, Paris'te düzenlenen Uluslararası Tarım Hayvancılık Fuarı'nda güzellik yarışmasına katılacak. Ve işte şimdi karşınızda Stern. Kısacası bir varmış bir yokmuş. O kadar da öfkeli olmayan 3 inek varmış. Bir zamanlar inek. Hikayemizin birinci bölümü Burgonya'da bir sabahın erken saatlerinde başlıyor. 1,5 yaşında bir düve olan Mistenget, 9 ay 7 gün süren uzun bir gebeliğin ardından hayatı boyunca ilk kez buzağılamaya hazırlanıyor. Buzağılama için anneye en iyi şartların sağlanması amacıyla tasarlanan bu açık hava ahırında hayvancılık çiftçisi, anne düveyi güzelce temizlenmiş ayrı bir bölmeye koyar ve doğumun gerçekleşmesini beklemeye başlar. Doğum çok uzun sürebilir. Birkaç saati, hatta bütün bir günü bulabilir. Ne var ki birkaç saat sonra hava iyiden iyiye bozuyor. Zamana karşı bir yarış başlıyor. Ahırdaki diğer inekler de tehlikeyi hissediyor. En yaşlı ve tecrübeli olanlar içgüdüsel olarak Mistenget'in doğum için yardıma ihtiyacı olacağını seziyor. İnekler tek ağızdan böğürmeye başlıyor. Israrlı şekilde tekrarlanan bu böğürtü bir yardım çağrısı. Bu da çiftçi Alexander'ı harekete geçiriyor. Buzağı da annesini de kurtarmak isteyen Alexander, yavrulama krikosuyla hemen müdahale ediyor. Birkaç dakika sonra yavru dünyaya geliyor. Nugaro adı verilen yavru 45 kiloluk bir erkek. Mistenget, annelik içgüdüsünün rehberliğinde yavrusunu yalıyor. Böylece anne ve yavrusu birbirlerinin kokusuna aşina oluyorlar.
Güç bela kuruyan yeni doğan dünyaya geldikten sadece bir saat sonra içgüdüsel olarak hayati bir egzersize başlıyor. İşte böyle. Göğsünü yukarı kaldır, arka bacaklar sabit. Buzağa bir girişimde daha bulunuyor. Ne derler bilirsiniz. Denemekten zarar gelmez. Nugaro dışarıdan hemen fark edilen beyaz veya krem rengi derisiyle büyük Charolais et danası ailesinin en son üyesi. Sadece birkaç gün içinde doğan 40 kadar buzağı ile birlikte Rusi çiftliği bahar aylarına girilirken kelimenin tam manasıyla bir kreşe dönüşüyor. Ayaklanan yavru doğumun gerçekleştiği gün hava kararırken onu enfeksiyonlardan koruyacak antikorlar bakımından zengin ilk anne sütünü içmek için hareketleniyor. Güç kuvvet kazanmak için beslenmesi şart. Diğerleri gibi Nugaro da annesinin memesini içgüdüsel olarak koklayarak bulacak. Kokunun geldiği yöne doğru büyük bir heyecanla ilerliyor. Üzerinde hala tam duramıyor. Hikayemiz uzaklara, batıya doğru Yan Körfezi'ndeki Arz Adası'na gidiyoruz. Burası Stern'ün yuvası. Bu Breton ineğinin son derece sakin ve huzurlu hayatı alt üst olmak üzere. Bu çamur maskesinin altında Paris Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda yarışmak üzere seçilen bir ineğin güzelliği yatıyor. Stern Viking işgali sırasında Bretonya'ya getirilen küçük ama kuvvetli bir inek türünden üretildi. 9 yıl önce bu adada doğan Stern bugüne kadar buradan hiç ayrılmadı. Violaine ve Sebastian'ın hayvan çiftliğinde bulunan diğer 25 inek gibi onun da tek isteği günlük hayatın sabit kalan ve bu hayvanlara güven veren alışkanlıklarından vazgeçmemek. Stern'ün en sevdiği uğraşlardan biri de tek başına veya sürü üyesiyle birlikte yaptığı yalama seansları. Doğası gereği sadece sürü halinde yaşayabilen inekler hemen hemen her şey için dillerini kullanır. Birbirlerini yalayarak koku alışverişlerinde bulunurken hem gerginliği azaltır hem de sürü ilişkilerini güçlendirirler. (Gülüyor)
Ancak bu güzel hayvanın en önemli faaliyeti beslenmektir ki zamanının %60'ını almaktadır. Sahip olduğu 4 mide ile bir tür mayalanma variline benzeyen inek her türlü bitkisel besini sindirebilir ve kış dönemi günde 20 kilodan fazla saman yiyebilir. Öte yandan bugün Stern'ün huzur dolu sakin hayatı aniden sekteye uğrayacak. Hayatında ilk kez esas duruşa geçmek üzere bağlanıyor. Tüylerinin mükemmel görünmesi için ona kısa bir duş yaptırılıyor. Genç inekler de olan biteni meraklı gözlerle izliyor. Diğer taraftan ilk büyük sürprizi fırçalamanın verdiği rahatlama duygusuyla yaşıyor. İneklerin sırtı özellikle çok hassastır. Bu yüzden derisinin üstü nazikçe fırçalanmalıdır. Genç seyircileri tarafından hala dikkatle izlenen Stern, hazırlıklarının artık ikinci aşamasına geçiyor. Şimdi boynunda yular, sahibiyle birlikte yürüme provası yapacak. Geçen zaman içinde Sebastian'la ineği arasında yakın bir bağ oluştu. Stern ona tam anlamıyla güveniyor ve onlara nazik davranan tüm insanlara yaptıkları gibi o da sahibinin her istediğini uysallıkla yerine getiriyor. Stern'ün yetiştiricileri Violaine ve Sebastian aslında büyük riske giriyor. Breton ineği Fransa'da en fazla 1000 baş inek barındıran nadir ırklardan biri. Bu inekler birkaç yıl önce neredeyse tamamen ortadan kaybolmuştu. Onları karlı bir yatırım olarak görmeyen tarım baronları varlıklarını tehdit ediyordu. O yüzden bu yarışmayı kazanmak bir anlamda tatlı intikam olacak. Ertesi gün Paris'e doğru yola çıkan Stern'ü çok tanıdık Bretonya havası bekliyor. Sığır kamyonetini görünce gerilen inek bir anda paniğe kapılıyor. Onları kıtaya götüren 20 dakikalık tekne yolculuğu, endişe içinde hareket ederek rüzgarı koklamaya çalışan ve başını dik tutarak güven verici işaretler arayan Stern için sıkıntılı geçiyor. Nihayetinde karaya ayak bastığında Stern'ün işkencesi de sona eriyor. Paris'e doğru giderken doğum yeri Bretonya'da yağan ağır yağmuru geride bırakıyor.
Hikayemiz doğuya doğru Bretonya'dan uzak bir noktada. Kış mevsiminin sona ermekte olduğu Venuaz Milli Parkı'nın tam göbeğinde devam ediyor. Tam 5 ay boyunca ahıra bağımlı yaşamak zorunda kalan Trozil Etual, Kalin, Pompet, yani bu 3 Ebondans süt ineği ve göz çevresi giderek koyulaşan ten renkli tüyleriyle Tarantez cinsi Gazel. Bahar'ın ilk belirtileriyle birlikte bacaklarını esnetmek için sabırsızlanıyor. Güneşin ilk ışıklarıyla doğada bir patlama yaşanıyor. Ne yapacaklarını içgüdüsel olarak bilen çiçekler ve böcekler hemen işe koyuluyor. Çiftlikte ise baharın dönüşü, nihayet dışarı çıkacak 35 inek için büyük anın iyice yaklaştığını müjdeliyor. Herkes siper alsın, canavarları salma zamanı geldi. Uzun süre ahırda hapis kaldıktan sonra dışarı salınan inekler yeni keşfettikleri özgürlüğün tadını çıkarıyor. Çocuk bahçesindeki çocuklar gibi. Tekme atıp zıplayarak hem kaslarını gevşetiyor hem de mutluluklarını dışa vuruyorlar. Boynuzlu giller içgüdüsel olarak birbirleriyle temas kurarak koku alışverişinde bulunmak için kafa kafaya gelirken gazel soğukkanlılıkla onları izliyor. İnekler yükseklere tırmanmadan önce vadideki otları kokluyor, çimenlerin tadına bakıyor ve hemen her şeyi yoklayarak uzun zamandır unuttukları bir keyfi tekrar hatırlamaya çalışıyorlar. İnekler erken yaşlardan itibaren güçlü dostluk bağları kurabilen son derece sosyal canlılardır. Kışın gelen mecburi ayrılıktan sonra rahatlamak ve güven telkin etmek için birbirlerini yalayıp koklar ya da yakın dostların yaptığı gibi yan yana otlarlar. Böylece varlıklarını sürdürmek için gerekli bağları yeniden kurarken birkaç saat gibi bir süre içinde tekrar sürü olurlar. Bu doğaya dönüş aynı zamanda sürü içgüdüsü ve baskınlık kurma ilişkileri tarafından belirlenen sınıfsal yapıyı tekrar oluşturma sürecidir. Kendinde liderlik özellikleri olduğu düşünenler bölgeyi işaretlemek zorundadır. Artık 7 yaşını dolduran Tarantez ineği Gazel, ben de bu yarışta varım diyor. Çünkü sürü lideri olmak istiyor. Arazinin her köşesinde ayrı bir çatışma var. Diğer adaylar da kendi sıralarını kazanmaya çalışıyor. İnekler arasındaki çatışmada yaşın fazlaca bir önemi yok. Yine de genel eğilim en yaşlı ve en iri olanın yasa koyucu seçilmesidir. Bu kısa çarpışmalarda dövüşçülerden birinin başını çevirip kendi yoluna gitmesi dövüşü bitirmek için yeterli sayılır.
Kimi zaman da dövüşçüleri ayırmak, müdahale etmek üzere eğitilen çoban köpeği muşete düşer. Çok geçmeden geriye sadece iki aday kalıyor. Gazel ve onun en büyük rakibi. Yoğun bir çatışmadan sonra Gazel kazanıyor. Bundan böyle lider o. Genellikle karşı karşıya kalınan tehlikelerle nasıl başa çıkacağını bilen inek sürünün lideri olur. Diğer yandan Burgonya'daki Rusi çiftliğinde bu sabah yavru buzağı Nugaro tek başına uyanıyor. Annesi beklenmedik bir enfeksiyondan öldü. Burnu hala annesinin kokusuyla dolu olduğundan onu arıyor. Nugaro annesi ve onun sütü olmadan zamanla yarışıyor. Hayatı tehlikede. Hayatta kalma içgüdüsüyle beslenmeden ancak birkaç saat yaşayabileceğini hissederek ona süt verebilecek bir dişi arayışına giriyor. Çabası boşuna. Diğerleri tanımadıkları bir buzağının sütlerinden içmesine izin vermiyor. Yeni doğan için durum kritik bir hal alıyor. Çiftlikteki bütün anneler birer buzağı tarafından işgal edilmiş durumda. Bu birkaç saat hayati önem taşıyor. Bunu bilen çiftçi Alexander buzağa gerekli günlük 8 litre sütü vererek ona süt annelik yapmaya başlıyor. Fakat bu ancak geçici bir çözüm olabilir. Nugaro çok yakında onu emzirecek bir anne bulamazsa hayatta kalmayı başaramayacak. Çiftlik köpeği Aldo bir şey mi sezdi? Öyle olmalı ki birdenbire küçük yetime göz kulak olmaya başlıyor. Alexander ertesi gün tekrar denemeye karar veriyor. Yavrusunu yeni kaybetmiş bir ineğin Nugaro'yu evlat edinmesini istiyor. Alexander kendi parmaklarını kullanarak Nugaro'nun emme refleksini harekete geçiriyor. Sonra onu ineğe doğru itiyor ve gerisi kendiliğinden halloluyor. Genç buzağının şansına yavrusunu kaybeden anne onu evlat edinmeye karar veriyor. Hareketleriyle de Nugaro'yu kabullendiğini gösteriyor.
Birbirlerine sürtünerek ve hormonal simya oyunuyla koku alışverişi yaparak aralarında güçlü bir bağ kuruyorlar. Paris'te 620 bin ziyaretçi uluslararası tarım ve hayvancılık fuarına giderken Versailles sergi merkezindeki görkemli katedralin önünden geçiyor. Arz Adası'nın sakinliğinden uzak bu kalabalık ve gürültülü atmosferde bizim Breton ineği Stern ve yanındaki delegasyon nihayet salona giriş yapıyor. Sığır kamyonunda geçen geceden sonra bugüne dek kendi cinsi dışında hiçbir inek ırkıyla tanışmayan Stern, benekli Vosges'la tanışıyor. Ayrıca boynuzsuz Normande ve Mount tüyleriyle dikkat çeken aşırı iri boynuzlu Salers Uvenya'yı görüyor. Neredeyse 2 ton ağırlığında boğalar bile var. Neyse ki sakinler. Kısacası değişik renklerde, boyutlarda ve kokularda daha önce hiç temas kurmadığı bir sürü arkadaşla tanışma fırsatı buluyor. Etrafı kolaçan ettikten sonra Stern'ü ana girişin tam karşısında bulunan VIP alanında en ön bölüme yerleştiriyorlar. Stern'ün rakipleri rahat yataklarının keyfini çıkara dursun, aşırı derecede hassas bu Breton ineği korkudan felç geçirmek üzere. Etrafını kuşatan bu böğürtü kargaşasında kendine tanıdık yüzler arıyor. Neyse ki vesayeti altındaki canlılara daima özen gösteren Sebastian, onu nasıl rahatlatacağını iyi biliyor. Sahibinin varlığı ve sesi onu yatıştırıp sakinleştiriyor. Yaşadığı yolculuğun ve gerilimin sonucu çok yorulan Breton ineğimiz bitkinlikten olduğu yere çöküyor. Çok geçmeden de REM uykusuna dalıyor. Uykunun en derin kısmı sayılan bu safhada rüya görüldüğü biliniyor. İnekler günde 15 saat kadar uyuyabilir. Bu da rüya görmeleri için bol bol zaman demektir. Acaba Breton ineğimiz rüyasında ne görüyor? Adasını mı? Breton'da bırakıp geldiği sürünün geri kalanını mı? Bugüne dek kimsenin çözemediği bir gizem bu. Diğerleri gibi o da her yeri dolduran gayda sesleriyle uyanıyor. Birkaç dakika içinde yarışma başlayacak. Son bir fırçalama seansından sonra hakemlerin karar vereceği yarışma alanına doğru gidecekler. Geçiş yolu kalabalık insan grupları yüzünden rahatsız edici. 360 derecelik görüş açısıyla Stern kendini baskı altında hissediyor. Kuşatılmışlık duygusuyla arası hiç de iyi olmayan bu hayvan, böyle ortamlarda kendini tamamen savunmasız hisseder.
Yarışma geçit töreni etkinliğiyle başlıyor. Başlar başlamaz da bazı yarışmacılar paniğe kapılıyor. Aşırı sayıda insan, fazlasıyla gürültü ve ışık var. Tekmelere ve zıplamalara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü gergin inekler çok saldırgan olabilir. Stern ise şimdilik sükunetini koruyor. İnsan yüzlerini tanıma konusunda son derece başarılı olan Stern, kalabalığın içinden seçebildiği Sebastian'dan güç alıyor. Şimdi de Usha'ya. 1978 doğumlu. Ardından Edigya geliyor. Doğumu 23 Eylül 2009. Sıradaki yarışmacımız Stern. Rakipleri tek tek boy gösteren kahramanımız kendini göstermek üzere acımasız hakemlerin önüne çıkıyor. Stern ince dişli tarakla her açıdan dikkatle inceleniyor. 1 metre 15 santim yüksekliği ve 450 kiloluk ağırlığıyla türünün gerçekten mükemmel bir örneği mi? Lir şekilli simetrik boynuzları ve alnındaki kalp şekilli beyaz kıl yamasıyla hakemlerin gönlünü fethedebilecek mi? Birkaç dakikalık belirsizlik ve müzakere sonrasında karar açıklanıyor. Böylece birincilik ödülü 7 numaralı ineğe gidiyor. Şimdi de sıra Stern'ü ve sahibi Sebastian'ı sahneye çıkarmaya geldi. Hadi birinciyi hep birlikte alkışlayalım lütfen. İşte bir inek, oy birliğiyle Bayan İnek Güzellik Yarışması birinciliğini kazanmanın haklı gururunu böyle yaşıyor. Breton ineğimiz kendi cinsinin en mükemmel örneği olarak tescillendi. Çabasının karşılığını alan Stern'ün ırkını bundan böyle parlak bir gelecek bekliyor. Venuaz yamaçlarına kurulu Besans'ta Sebastian ve Julian ayrılmadan önce ineklerin boyunlarına geleneksel çanlardan takarak hazırlıklarını tamamlıyorlar. Bu sayede hayvanlarını takip edebilecekler. Sürüyü artık yaz meralarına götürme zamanı geldi. Her şey yolunda giderse 3 saatlik bir yolculuk olacak. Hava şartları gazel ve sürünün yaz geçirecekleri yüksek çayırlara huzurlu göç etmeleri için uygun. ...2500 metre yüksekliğe ulaştıkları zaman önlerinde %100 doğal çiçeklerden meydana gelen sıra dışı bir çayır arazisi bulacaklar. Bu sayede dünyaca ünlü Bofor peynirini yapmak için mükemmel kalitede süt üretecekler. Artık sürü lideri olan Tarantez cinsi Gazel'in bu 5. göçü oluyor. Çok iyi bir fotoğrafik hafızaya sahip olduğundan ezbere bildiği yolu bu kez sürünün lideri olarak kat ediyor. Sınırlı görme yetisi ve zayıf derinlik algısına sahip 500 kilonun üzerinde hayvanlara göre attıkları adımlardan son derece eminler. Border Collie cinsi köpekler Mushet ve Milu ineklerin sürüden ayrılmayıp tek sıra halinde yürümeleri için onlara göz kulak oluyor.
Sürünün 2000 metreye geçmesiyle birlikte ineklerden biri geride kalmaya başlıyor. 12. göçünü yapan sürünün en yaşlı üyelerinden Kalin, ürkütücü zayıflık belirtileri gösteriyor. Havanın bozma olasılığı ve yaralanma riski yüzünden bu tırmanışların da tehlikesi yok değil. Önde sürünün lideri olarak tempoyu gazel belirliyor. Her zamanki gibi bazı inekler rehberlik ederken diğerleri güvenle onları takip ediyor. İnek çanlarının çınlaması durdurak bilmiyor. Bu hızla inekler çok yakında vadiyi geride bırakacak. Son bir bakıştan sonra birkaç metre ileride onları bekleyen yabani hayata ilerliyorlar. Venuaz Milli Parkı sakinlerinden köstebekler, dağ keçileri ve akbabalar şu ana kadar davetsiz misafirlerden uzak huzur içinde yaşıyordu. Ne var ki ineklerin gelişi, yabani hayvanların uyum göstermek zorunda kalacağı bir birlikte yaşama sürecini haber veriyor. Planlandığı gibi 3 saatlik tırmanışın ardından gazelin liderlik ettiği sürü hedefine ulaşıyor. Bu tırmanışta inekler dayanıklılık ve uyum sağlama konusunda bir kez daha şaşırtıcı güçlerini gösterdiler. Tırmanış sonrası fazlasıyla susayan inekler, dakikada 5 litre su içtikleri bu kaynakta kelimenin tam anlamıyla gençleşiyor. Her sene aynı dönemde geldikleri bu çayırlar inekler için adeta cennetten bir köşe gibi. Mükemmel hafızaları sayesinde yataklarının yerini çabucak hatırlıyor, bırakıp gittikleri çiçekleri, bitkileri ve alanları elleriyle koymuş gibi hemen buluyorlar. Bu yüksek otlaklarda, bu yemyeşil cennette inekler tek kelimeyle mutlu. Bu huzur dolu hayvanlar her zaman mutlu olma eğiliminde olduklarından bu durum ürettikleri sütün kalitesine ve miktarına da yansıyor. Başlarında gazelle birlikte şimdi bütün inekler burada. Hatta cesur yürek Kalin bile. Fakat onun durumu endişeye sebep oluyor. Bu yükseklikte zayıf düşen bir hayvan doğal olarak savunmasız durumdadır. Özellikle de yaz ortasında hava dağlarda sık sık görüldüğü gibi aniden bulutlanıp fırtınalı hale geldiğinde.
Bir anda yoğunlaşma eğilimindeki bu sis inekleri tedirgin ediyor. Ruh durumlarını etkileyebilecek hava değişimlerine karşı hassaslar. Bu sebeple sürü bir arada kalıyor. Bazıları yere uzanırken diğerleri ayakta durup etrafı gözetliyor. Bu grup davranışıyla muhtemel tehlikelere karşı korunuyorlar. Venuaz Milli Parkı'nda kurtlar geçtiğimiz yıllarda tekrar ortaya çıktı. İnsanların yaşadığı bölgelere giderek daha fazla yaklaşıyorlar. Geçmişte bu genç yalnız erkek inek sürüsüne fazla yaklaşmazdı. Fakat artık korkmadığı belli. Gizlice sürüyü gözlüyor. Yabani dünyayla evcil dünya hiç şu anki kadar yakın olmamıştı. İnekler şu ana kadar hiçbir şey duymadı. Bu nadiren olur. Çünkü işitme duyuları o kadar hassastır ki yere düşen bir yaprağın sesini bile duyabilirler. Yalnızca nöbet alma sırası gelen Jiront, arazide olağan dışı bir şey olduğunu fark ediyor. Bu mesafeden bir kurdu ayırt edebilecek keskin gözlere sahip olmasa bile o yönde hareket eden bir canlı olduğunu hissediyor. Bir dizi müeleme ile sürüyü tehlikeden haberdar ederken onlar da mesajı anlamakta gecikmiyor. Genel kanının aksine inekler kolay kolay paniğe kapılmaz. Kendilerini çok iyi kontrol edebilirler. Jiront bilinçli olarak çiftliğe doğru gidiyor. Böylece Julian ve köpeklerini tehlike konusunda uyarıyor. Sürekli gözcülük yapan Mushet, sürüden ayrı düşen ineklere koşuyor. Biri de sürünün arkasında tek başına duran Kalin. Bu defa kurt durumu anladı. Kaçmaktan başka bir seçeneği yok. Yamaç eski sakin halini alırken inekler de otlama faaliyetine dönüyor. Mutlu ve rahatlamış olarak mükemmel dağ sütlerini üretmeye hazırlar. Burgonya'da ise dağ meralarından uzakta başlarını Nugaro'nun çektiği sürü otlaklara doğru yola çıkıyor. Şu ana kadar yalnızca samanyatakların keyfini çıkaran, başlarının üzerinde bir çatıyla annelerinin bacakları arasından hiç uzaklaşmayan buzağlar için bu bir ilk.
Kısa bir traktör yolculuğundan sonra bilinmeyene büyük bir adım atacaklar. Yemyeşil çayırlarda koşturup duracak olan buzağlar, tuhaf canlılarla dolu vahşi doğayı keşfe çıkacaklar. Kendi bölgesini çoktan belirlemiş Bay Tilki bile araziyi paylaşmayı öğrenmek zorunda. Serbest kaldıkları anda yaşlı inekler içgüdüsel olarak güvenlik açısından bölgeyi incelemeye başlıyor. Böylece yavrularına hangi sınırlar içinde kalmaları gerektiğini gösterebilirler. Nugaro yetişkinlerin daha önce hiç tanık olmadığı alışkanlıklarından fazlasıyla etkilenmiş bir halde kıpırdamadan onları seyrediyor. Sürü liderinin belirleneceği bu toz vurma mücadelesi gibi. Nugaro daha sonra uygulamak üzere gözlüyor ve öğreniyor. Bu arada başka bir faaliyet daha keşfediyor. Ve taklit yöntemiyle o da aynını yapmaya çalışıyor. Tıpkı annesi gibi. Öğrenme süreci devam ediyor. Nugaro'nun annesi şimdi de enfeksiyonlara karşı kendini korumak için parazitlerden nasıl kurtulacağını öğretiyor. İneklerin yavrularını eğitme yöntemi bir takım hareketleri tekrar etmekten geçer. Belli ki Nugaro da gayet hızlı öğreniyor. Vakit kaybetmeyen yetişkinler başlarıyla yavrularını dürterek onları bu dünyaya girmeye teşvik ediyor. Nugaro ve diğer buzağlar da çayırlarda otlamanın mutluluğunu çılgınca hareketlerle göstermeye başlıyor. Fakat sürü lideri başka bir çayırda otlamak için birlikleri çağırdığında hepsi aynı anda hazır ola geçiyor. Hepsi bir araya toplandı. Bir köşede şekerleme yapan ve kalkış sinyalini kaçıran Nugaro dışında. Boğalar çok erken yaşlardan itibaren doğada yalnız kalıp sürünün geri kalanından biraz uzak durmayı yeğlerler. Bretonya'nın Arz Adası'nda hayat tekrar normale döndü. Paris kaçamağından geri gelen Stern de yazlığına yerleşerek sürünün öteki inekleriyle birlikte güneşin tadına varıyor. Burası güneşin ısıttığı yeryüzünde ılık gecelerin keyfini çıkarmak için en ideal yer. Şafak sökerken Stern ve diğer erken kalkanlar güne vazgeçilmez bir törenle başlar.
Günde 100 litre su içebilen ineklerin bunu Niagara şelalesini andıran görüntülerle tahliye etmelerine şaşmamalı. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda 10 gün geçiren Stern, yılın bu zamanı adanın çayırlarını kolonileştiren hayvanları Paris halkına tercih etti. Erkeklerle arasına ciddi bir mesafe koydu. Kısacası Stern tam anlamıyla küçük yeşil cennetine döndü. Tabii onunla aynı cenneti paylaşan irili ufaklı başka canlılar da var. Bu can sıkıcı sinekler ineklerin cildinde ve gözyaşlarında bulunan mineral tuzlara karşı dayanılmaz bir çekim duyar. Neyse ki ineklerin de silahları var. Diğerleri gibi Stern de bir ezme aygıtına sahip. Yine de bu ünlü eklentiye rağmen sayıca üstün olan sinekler her maçı teknik nakavtla kazanmayı biliyor. Stern birkaç gün içinde 8. kez doğum yapacak. Ve bir daha asla adasından ayrılmayacak. Burgonya'daki Rusi çiftliğinde yaşayan Nugaro da çalkantılı hayatındaki tüm engelleri aşmasını bildi. Günün birinde o da güçlü ve gururlu bir boğaya dönüşüp bu çayırlarda gerçek anlamda söz sahibi olacak. Tabii akraba birlikteliğinden kaçınmak için başka bir çiftliğe gönderilecek ve Charola ineklerinin geleceğini garanti altına almak için sorumluluğunu yerine getirecek.